Çok etkilenmiş, çok güzel bir bina yapılmış demiş. Hemen Sabahat Akkiraz'ın paylaşımının altında da Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin paylaşımı var. 13 yıl sonunda AKM'mize kavuştuk, efsane bir gece geçirdik. Teşekkürler İmamoğlu. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Yani şurayı İmamoğlu'nun yaptığını, şu AKM binasını İmamoğlu'nun yaptığına inanıyorlar. Evet. Ne diyelim? Bir şey demeyelim canım. Devam etsinler. Hadi Sabahat Hanım da oranın yıkılmasından çok büyük bir üzüntü duyuyordu. Ben de üzüntü duyuyordum. 2 milyar TL'miz israf oldu. Boş yere oraya gitti. Eski hali iyiydi işte. Ufak bir restorasyon neyse artık yapılıyor. Ya da hiç dokunmayacaklardı. Öyle kalacaktı. Ama şimdi gelinen noktada orayı yıkıldı. Binbir küfür eşliğinde. Evet. Orayı yıkıldı. Yeni bir bina yapıldı. 2 milyar TL'ye yakın para harcandı. Şu Sözcü ya da Cumhuriyet ikisinden biriydi. O bina yapılırken de AKM para yutuyor diye de haber yaptı. Bakın yani onu da yaptılar. AKM para yutuyor. Şimdi o para yutan AKM türküler çağladı, ağladı. Türk Halk Müziği Müziği Festivali'nin final gecesinde Sabahat Akkiraz, Sibel Can, Yavuz Bingöl ve Kubat sahneye çıktı. Bir Ses Yunus, Bir Nefes Hacı Bektaş başlıklı konserde Sibel Can'a sordum. Sarı Çiçeği ilahisini okumuş. Sabahat Akkiraz da iç sayfada var, büyülenmiş. Şey de CHP kitlesi de var ol yaşa İmamoğlu, şahane bir bina açtın demiş. Yani işte yasaklar, sansürler, muhalif sesi susturma operasyonları diye bir sürü laf ediliyor. Ben şimdi Sabahat Akkiraz'ın CHP milletvekilliği de yaptığını hatırlıyorum. Dolayısıyla CHP milletvekilliği de yapan birisi geliyor. AK Parti iktidarı döneminde CHP'lilerin itirazlarına rağmen yıkılıp, ki öyle kısa bir itiraz da değil, uzun boylu bir itirazdı. O itirazlara rağmen yıkılıp yeniden yapılan ve Türkiye'nin de 2 milyar lirasının harcandığı, şu zor dönemde 2 milyar lirasının harcandığı bir Atatürk Kültür Merkezi'nde, isminin de Atatürk olarak yeniden verildiğinin de altını çizelim. Evvelki dönemde de Atatürk Kültür Merkezi'ydi adı, şimdi de yeni adı da Atatürk Kültür Merkezi. Ama bazı aklı evveller Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı isminin yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na da verilmesini arzu etmişlerdi. Sonrasında Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Uluslararası havacılık kuralları gereği bir ilde bir tane havalimanına aynı ad verilebilir, ikinci bir havalimanına tekrar aynı ad verilemez. O da yanlış. Diye. Atatürk Havalimanı 1, Atatürk Havalimanı 2, Öz Atatürk Havalimanı, tabii, yeni Atatürk Havalimanı. Delebilirdik. Sonuç itibariyle İstanbul'da bir sorgulama çeksek Google'dan Atatürk Caddesi diye, en az 10 tane Atatürk Caddesi çıkar. Verirsin, postacılar uğraşsın, Atatürk Caddesi diye yazıyor. Adam işte atıyorum Şişli'deki Atatürk Caddesi'ne gidiyor. Halbuki Kadıköy'deki Atatürk Caddesi'ymiş vesaire vesaire. Dolayısıyla bunların isteklerine bakarsanız onlar dediğiniz gibi Atatürk 1, Atatürk 2, Atatürk 3 diye de isimlendirme yapabilirler. Ama o tarihteki Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklaması da biraz da geç gelmişti. Niçin Atatürk ismi verilmedi madem Yeşilköy'ü kapatıyorsunuz diye bir eleştiri yapılmıştı. Bunun tamamen uluslararası havacılık kuralları gereği, zorunluluk gereği olduğunu sonradan açıkladılar. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ne öyle bir zorunluluk olmadığı için ikinci bir isim verilemez falan diye, aynı yere de yapıldığı için, aynı taşınmaz, aynı parselin üzerine, arsanın üzerine yapıldığı için zaten öyle bir şeyde, öyle bir tartışmada açılmasına gerek yoktu. Sonuçta oranın nimetlerini şimdi kullanıyorlar. Onlar gidiyorlar. Bak ben Atatürk Kültür Merkezi'ne gitmedim. Nereden baksanız 29 Ekim'de açıldığına göre 15-16 gün olmuş. Gitmedim, görmedim, merak da etmiyorum. Hayır. Ama hanımefendiler kullanıyorlar, beyefendiler kullanıyorlar. Hemen Hacı Bektaş'ın İşte eserlerini çalıyorlar. Tamam, sağ olsunlar. Yunus Emre'yi de çalmışlar anladığım kadarıyla. Ama sonuç itibariyle CHP milletvekili gidip orada konser veriyor. Bir teşekkür edeceksiniz. Yani çok bir şey değil ama onların söyleyecekleri şey klasik sözdür. İstanbul çöplerle boğuşurken, çöpler dağ gibi yığılmışken 1994'te Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu.
2 hafta, 3 hafta içerisinde o çöp yığınlarını ortadan kaldırdı. CHP'lilerin söyledikleri vazifesi, görevini yapıyor. Başka ne yapacaktı yani? Hem belediye başkanı olup da hem de çöpler orada kalacak mıydı? Peki sizin başkanınız, sizin seçtiğiniz Nurettin Sözen de belediye başkanı değil miydi? Aynı maaşı o da almıyor muydu? Alıyordu. Onun görevi değil miydi çöp yığınlarını ortadan kaldırmak? Ona da verecekleri bir cevap yok tabii. Dolayısıyla CHP'nin yaptığı Türkiye genelinde bir eser gösterin denildiği zaman tam da Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir tane dikili ağaçları yok. Sonuçta da hem nimetlerini kullanıyorlar, yiyorlar, semerelerinden faydalanıyorlar ama küfretmeye gelince de küfrediyorlar. Bir de ben görmemiştim. Bir de eğer altına Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorlarsa belki gene hüsnü zan beslemiş olayım. Belki konseri organize etmiş olabilir Ekrem İmamoğlu. Onun için öyle bir söz sarf etmiş olabilirler ama yani Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı veyahut da finanse ettiği bir konserde de ben orada Yavuz Bingöl'ün olabileceğini pek zannetmiyorum ama gene de hüsnü zannımızı korumuş olalım. Evet.